أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عزيز değerli şerefli olan Müslüman kardeşlerimiz Allahu Teala'nın izniyle İbn Hacer el-Asqalani rahmetullahi aleyhin nasihat mahiyetinde olan münebbihat eserine devam ederek ve an Süfyan-ı Sevri'ye rahmetullahu teala Süfyan-ı Sevri Allah ona rahmet etsin rivayet etti ki la yectemi'u toplayabilmez cem edebilmez fi hâzâ zamâni bu zamanda li ahadin bir kimse mâlun bir mal dünyavi olan maddi olan bir malı mülkü bir kimse bu zamanda toplayabilmez illa ancak bu hususiyeti taşıyan kimseler müstesnadır ve indehu hamsun hisalin kimde ki bu beş hislet, hislet-i hususiyet, o beş ünsür var ise o kimse müstesnadır. O kimse bu dünya malını, mülkünü toplayabilir. Bunlar hansılardır? Tulul emeli, uzun emel, tükenmez olan dünyavi arzu ve istekler, yani tükenmez olan dünyavi arzu istekleri olan kimse dünya malını toplayabilir. Daha kim toplayabilir bu dünya malını? Ve hırsun, hırs sahibi, galibin, güçlü olan bir hırs sahibi. Yani şiddetli, açgözlü olan bir kimse dünya malını toplayabilir. Daha kim toplayabilir? Ve şuhun cimri olan kimse, hasis olan kimse, öyle bir hasis ki, şedidun, şiddetli hasisliği olan kimse. Malında cimri olan kimse. Ancak dünyavi olan mal devleti yığır. Sanki bu dünyadan gittiği zaman onları da özüyle aparacak. Ancak bu dünyadan giden kimse kefenden başka ne aparır ki bu dünyadan? O da nasip olsa. Nece ki Mevlana Celaleddin Er-Rumi Kuddisesi Ruh buyurur ki, ey yere göğe sığmayan insan, unutma ki sen bir kefene sığacak kadar küçüksen. İnsan bu dünyada yere göğe sığmaz, ancak son olarak bir kefene sığar. İnsanın arzu istekleri o kadardır ki ömrüne bile sığmaz. وَقِلَّتُ الْوَرَعِ Verası az olan kimse bu dünya malını toplayabilir. Yani şüpheli şeylerden kaçınmayan, Allah korkusu olmayan, tekvası olmayan bir kimse dünya malını toplayabilir. Hatta İslam alimlerinden birisi böyle buyurur ki, çok mal, çok zenginlik haramsız olmaz. Ancak istisna olabilir. Yani istisnalar da bu kaydanı pozmaz. Ve nisyanul ahireti ve ahiretini unutan kimse. Eğer bir kimsede ahiret unutkanlığı varsa, bir gün elinde olanların hakkını, hesabını verecek düşüncesi yoktursa, o insan malı toplayabilir, bu dünya malını elde edebilir buyurur Süfyan-ı Sevri. Ve devamında buyurulur ki قَالَ الْقَائِلُ اِشْعَارًا Şairlerden birisi dedi ki يَا خَاتِبَ الدُّنْيَا اِلَى نَفْسِهِ Ey dünya ile nişanlanan kimse, dünya ile evlenen kimse اِنَّ لَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ خَلِيلًا Her gün dünya için ferli ferli dostlar vardır. Ancak sen özünü dünyaya vermişsen, dünya ile özünü nigahlamışsan, testenkihul ba'la, dünya bir koca ile nikahlandı.
وَقَدْ وَتِعَتْ ف۪ي مَوْدٍ آخَرَ مِنْهُ بَد۪يلًا Başka kimseyle, ondan başkasıyla başka bir yerde onu aldattı. Yani insan öyle zanneder ki dünya ona kalacak. O da dünyaya kalacak. Ancak öyle de bu kimsenin düşündüğü kimi değildir. مَا أَقْبَلَتْ دُنْيَا لِخُطَّابِهَا لِقَتْلِهِمْ قَتِيلًا قَتِيلًا Kim ki dünyaya rağbet etti, kim ki özünü dünyaya verdi, dünya ile nikahlandı, dünya ile nişanlandı, dünya onları tek tek katil etti, öldürdü. İnni lemuhtarrun, hakikaten ben de aldananam, aldanan kimseyim deyir şair. Ve ennel belâe, şüphesiz bu belalar ya'mal fi cismi qalilan qalila, benim cismimi, benim bedenimi yavaş yavaş, az az eritir, yeyir, aparır. Tabii ki insan dünyaya gelenden beri üzü veçhi ahirete doğru gedir. Arkasını ise dünyaya çevirmiş vaziyettedir. Her gün insanın ömründen bir gün eksilir. Her gün insandan, vücudundan bir şeyler gedir. Yavaş yavaş Allah verdiği emanetleri insandan alır. Gücü, kuvveti tükenir. Gören gözler görmez olur, tutan eller tutmaz olur. Gezen ayaklar gezmez olur. Ve insan yavaş yavaş eriyip gedir. Bu dünya hayatından uzaklaşır. Ahirete doğru yönelir. Ve bir gün gücü, kuvveti çattığı şeylere vaxt gelir, o güç, kuvvet artık olmur. Tezavvedu, şair deyir ki, hazırlanın, lil mevti, ölüme hazırlanın. Ahiret için hazırlık edin, zaten bir azuqe ile. Yani, öyle bir şey seç ki, o senin ile beraber ahirete de gelsin. Ahirette o sana kurtuluş vesilesi, kurtuluş sebebi olsun. Fakat nadel münadi rahile rahile, bir münadi nida eder. Hakikaten ki, gelin ey yolcular, köç vakti yakınlaştı. Yani her bir insan bu hayatta ölmek için, bu dünyanı terk etmek için uygun bir yaştadır. Ona göre insan çalışmalıdır ki bu hayatta güzel emel sahibi olsun. Rabbine güzel emelleriyle kavuşsun. Allah Azze ve Celle insanı bu dünyaya ana betninden tertemiz bir şekilde gönderir. Ancak insan ise bu dünyadan giderken bütün pisliklerin içerisine girir ve bu dünyanı terk eder. Ancak Allah Azze ve Celle bizi bu dünyaya temiz gönderir. Temiz yaşamamızı isteyir. Temiz kalmamızı isteyir. Ve temiz bir şekilde ona kavuşmamızı isteyir. Rabbimiz bizleri bu nasihatlerden bir ibret almağı nasip müessir kılsın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.